akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işıtay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberleri'ni izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Koca açıklamasında koronavirüsten 9 kişinin de hayatını kaybettiğini, ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini söyledi. Koca hasta sayısında 1256 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım, risk almayalım. Hayat eve sığar. Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı. 1250 tanı kondu. Hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken yok dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke bu tehdide yenik düşmeyecek. İfadelerini kullandı. Büyükelçilik Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşları hakkında açıklama yaptı. Her gün elçiliğin telefon hattına binlerce çağrı yapıldığını, Azerbaycan'dan gitmek isteyenlerin listesi her dakika arttığını belirtti. Türkiye'deki Azerbaycan Büyükelçiliğinden son açıklama ise, Büyükelçiliğe göre yardım hattı numarasını arayanların listelendiğini, ancak uçak bileti olanların, yaşlılar, hastalar ve çocuklar charter uçuşları sırasında daha önce gönderildiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla Kapan 9 Karakar operasyonunun başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nca Bingöl'de Kapan 9 Karakar operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komanda, Jandarma Özel Hareket, Polis Özel Hareket ve Güvenlik Koruyucu timlerinden oluşan 1020 görev alıyor. Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca Kapan 9 Karakar operasyonu başlatıldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen kapan operasyonları halkımızın da desteğiyle başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bazı maske üreticilerin maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmadıklarını belirten Bakan Soylu, yarına kadar süreleri var, yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, maske satan fabrikaların mallarını halktan sakladığını ve yurt dışına satma planlarını öğrendiklerini belirten Soylu, eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda maske stokları yapan firmaları tespit ettiklerini açıkladı. Soylu, maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız ifadelerini kullandı. Bakü'ye giriş yasağını ihlal eden sürücüler ve yolcular hapis cezasına çarptırılacak. İçişleri Bakanlığı, yasalara uyulmaması nedeniyle Ana Devlet Trafik Polis Departmanı'nın sorumluluğu hakkında açıklama yaptı. Kayıtlı olmayan kişilerin Bakü, Sumgayit ve Apşeron bölgelerinin 19-29 Mart tarihleri arasında koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalar nedeniyle giriş yasağına rağmen bireysel otomobil veya kamyon şoförleri genellikle kayıtlı olmayan yolcuları taşımaktadırlar. Uplak'ın farklı şehirlerinden ve bölgelerinden kayıtlı olmayan yolcuların taşınması, Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu'nun 211 maddesini ihlali olarak kabul edilecektir. Yani anti-salgın rejiminin ihlali ve bu kuralları ihlal eden sürücüler ve yolcular 100 aya kadar 200 manat veya 1 aya kadar para cezasına çarptırılacaktır. Mubarz Masyon olayının hatırlattıkları. Türkiye ile Azerbaycan arasında dünyaya örnek bir kardeşlik vardır. Başta Ermenistan olmak üzere dünyadaki bütün Türk düşmanları Türkiye ile Azerbaycan arasında en yüksek seviyede yaşanan bir millet iki devlet ruhundan rahatsızdır. Bu birliği kardeşliği zedelemek için işgalci Ermenistan'a karşı Türkiye'nin kapattığı sınırları açmak için 2009 yılında sinsi bir operasyon yapmaya çalıştılar. Bu operasyondaki asıl amaç Türkiye ile Azerbaycan arasını açmak, hatta karşı karşıya getirmekti. Neyse ki yöneticilerimiz hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da yükselen şiddetli tepkiler üzerine basiretli davranarak bu sinsi operasyonu önlemiş oldular. 2009 yılında Türklük hassasiyeti olmayan bazı kimsenin eliyle sahnelenen Ermenistan sınırını açma propagandasından sonra şimdi yeni ve derin bir krize daha karşı karşıyayız. Bu seferki krizin sebebi ise Azerbaycanlı Türk iş adamı Mubarz Mafsun'un ani bir kararla tutuklanması olayıdır. Mubarz Mafsun'un hiç beklenmedik şekilde tutuklanarak hapse atılması milyonlarca Azerbaycan Türk'ünü rahatsız etmiş ve üzmüştür. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki muhteşem kardeşliğe gölge düşürülmemesi gerekir. Böyle bir durumda en çok da bu olayı fırsata çevirmek için pusuda bekleyen sinsi Türk düşmanları ve Ermeni işgalciler sevineceklerdir. Türk milletinin 5000 yıllık derin aklı,
bu tür kirli oyunları bozacak felsefe ve bilgiliğe sahiptir. Mubariz Mavsun'un başına gelenler bize geçmişte Azerbaycanlı Rus vatandaşı Termen İslamov'un başına gelenleri hatırlatmıştır. Bilindiği üzere milyarder iş adamı Termen İslamov 2009 yılında Antalya'nın Lara bölgesinde Avrupa'nın ilk 7 yıldızlı ultra lüks oteli Mardan Plaza'yı görkemli bir törenle hizmete açmıştı. Bu yatırım Türkiye'de sevinçle karşılanırken Rus yönetimini çok öfkelendirmişti. Termen İslamov'a açıkça şunu dediler: Rusya'dan kazandığın paraları Türkiye'de yatırıma dönüştüremezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Nitekim ödettiler de. Rus yönetimi ilk işi olarak Termen İslamov'a ait Çerkes pazarını kapattı. Ardından her türlü ekonomik darbeyi vurdu. İslamov milyarlarca dolarını kaybettiği gibi canından olma tehlikesi de yaşadı. Türkiye'nin o dönemde yapması gereken Termen İslamov'a maddi manevi sonuna kadar destek olmaktı. Maalesef olamadı. O olaydan yıllar sonra bir başka Azerbaycanlı iş adamı Mubariz Mavsun Kurbanoğlu'nun maruz kaldığı bu hadise, Mubariz Mavsun birilerinin iddia ettiği gibi FETÖ'cü olsaydı 15 Temmuz'dan sonra apar topar ülkeyi terk etmez miydi? FETÖ'cü olsa yıllar önce bu yapı hakkında hem Rusya'yı hem de Azerbaycan yönetimini ikaz eder miydi? Azerbaycan'daki sosyal medyada bu olaylarla ilgili çok çirkin yorumlar yapılıyor. Türkiye'ye asla güvenilmeyeceğini, Mubariz Mavsun'un komple ve kumpaslarla tutuklandığı, Türkiye'nin onu sattığını ve benzeri çirkin iddiaları paylaşan yüzlerce yorum yapılmaktadır. Bu insanların da bilmesi gerekir ki Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimlerimiz, savcılarımız gerekli hassasiyeti gösterip adaletin tecelli etmesini sağlayacaklardır. Türkiye ve Azerbaycan'daki arasındaki edebi kardeşliğe gölge düşürmeyeceğine olan inancımı yenilemek istiyorum. Çünkü Büyük Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kaderi kaderimizdir. Aynı şekilde büyük devlet adamı Haydar Aliyev'in her fırsatta vurguladığı gibi biz bir millet, iki devletiz. Ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğenip butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.